Moda tüm dünyada ve Türkiye'de merak edilen moda akımlarını takip etmeye devam ediyor. Şimdi de son zamanlarda herkesin merak ettiği ve denemek istediği yükselen bir trend geliyor ekranlarınıza. Sıradan bir apartman dairesini saray gibi göstermek ister misiniz? Cevabınız evetse doğru yerdesiniz. Yanımda mimar Ömer Karakuş var. Kendisinin dizayn ettiği evi gezeceğiz biraz sonra. Fakat benim sormak istediğim birkaç soru daha var. Ömer Bey, 2019 yılında ev dekorasyonunda yükselen trendler neler olacak? 2019 yılında hem yükselen trendler var, bir de iyice artık modasını geçiren şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz ben biraz anlatarım. Hem de dolaşalım salonu, tamam, neler yapmışız. Peki. Mesela ilk bahsetmek istediğim konu çift renk koltuk kullanıyoruz. Yani iki koltuğu aynı renk alalım, berjerleri aynı renk alalım, böyle bir devir bitti. Uyumun dışına çıktık artık. Tabii kontrast da kalayalım istiyoruz. Yani bir koltuğu açık alıyorsak öbürünü koyu renkte almamız lazım. Çünkü artık sıkılıyoruz veyahut da bir şeyi beğenirken açık renginde beğenebiliyoruz, koyu renginde beğenebiliyoruz. Şöyle koltuklara da bakmak istiyorum. Yastıklar da çok farklı artık. Tabii. Değil mi? Renkleri de onlarla yakalayacağız. Evet. Mobilyalarda neler ön plana çıkacak 2019'da? Koltuklarda genellikle sadeden şaşmıyoruz. Yani oymalı bir şey kullanacaksak bile altın vara pek girdiğimi söyleyemem. Ama genellikle ahşabın kendisini görmeden, kumaşla kaplanmış şekilde modern koltuklar hemen hemen her tarzda uyuyor artık. Genelde de insanlar öyle tercih ediyorlar. Salonlarda spor mu yoksa klasiği mi daha fazla göreceğiz? Sporu daha fazla göreceğiz ama daha yuvarlak hatları göreceğiz. Burada da sizin tasarladığınız bir TV ünitesi var. Bunu Evet. Ne düşünerek tasarladınız? Kullanımı nasıl? Şimdi TV ünitesinin en önemli özelliği mermer. Yani mermer bir arka planı var. O doğallık bize burada gene uzun yıllar kullanabileceğimiz, eskimeyecek bir mobilya ile beraber güzel bir haz veriyor. Manzara diyorsunuz. Tabii ki çok güzel bir manzarası varmış. Hemen direkt gözüm perdelere gitti. Evet. Salonlarda nasıl perdeler tercih etmeliyiz? Hadi perdelere doğru ilerleyelim. Hemen. Kumaşlarından bahsedeyim. Evet, perdelerin yanına geldik. Bakın bu perdemizin alt bölümünde bir siyah geçişimiz var. Ve ondan sonra koyu vizon tarzında bir eteğim var. Yani yukarılara doğru Üç farklı renk var ama bu kendisini çok fazla belli etmiyor. Böyle küçük bir detay. Yukarılara doğru desen girmek istemiyorum veya bu eteği yukarıda almak istemiyorum. Boğuyor. Çok farklı gözüküyor gerçekten. Avizeleri nasıl tercih etmeliyiz, nasıl seçmeliyiz? Şimdi avizeyi aslında en son seçiyoruz. Yani bir evi dekore ediyorum. En son avizeciye gidiyorum, avizeyi almaya. Artık avize kullanma dönemi bitti hemen hemen. Niye? Şimdi tek bir kaynaktan çıkan ışıkla salonu aydınlatmaya çalışıyorsanız istediğiniz ambiyansı alamıyorsunuz. Hatta mesela şuna çok karşılaşırsınız. Çok beğendiğiniz bir mobilyayı gider alırsanız mağazadan, eve geldiğinizde oradaki gibi durmaz. Evet. Niye? Çünkü sizin ışık sisteminiz iyi değildir. O kadar fazla detay var ki salonda ama en güzel yanı da insanı yormuyor. Yine de o ferahlık hissini veriyor. Bu çok güzel bir şey. Bu şık salondan ayrılıp ben birazcık da mutfağı gezmek istiyorum. Beni takip edin. Ömer Bey, mutfaklarımızı nasıl daha fazla kullanılabilir hale getirebiliriz? Mesela buradan anlatmaya başlayayım. Bakın derin ve büyük çekmeceler kullanıyoruz. Bir sürü de fincan takımı almış içine gerçekten. Evet, alışık değiliz değil mi? Normalde biz fincanları, bardakları yukarıda görmeye alışkınız. Üst üste böyle diziyoruz. Tabak, çanağı da aslında yukarıda görmeye alışkınız. Aslında bu yük taşıma kapasitesi yüksek çekmecelerle artık alt tarafa indi. Çok büyük avantajları var. Şimdi eskiden kapaklar çok kullanılırdı. Şimdi çekmece çok var. Önümüze doğru geliyor istediğimiz şey. Eğilmek zorunda değiliz. Bir şeyi açıp arkasından almak çok zor.
Tezgahta da mermer tercih etmemişsiniz. Bunun sebebi nedir? En son trendlerde neler var? Mermer devri bitti. Kuvart dediğimiz taşlar kullanılıyor artık. Hı. Aslında mermere çok benzer şekilde üretiliyor bu taşlarda. Bazen kıyafetlerimiz düzensiz olduğundan sanki giyecek kıyafetimiz yokmuş gibi hissederiz. Burası gayet düzenli duruyor. Sayenizde mi demeliyiz acaba? Aslında sayemizde derken burayı ölçüp biçtiğimiz için sayemizde. Nasıl ölçtüğümüz biçtiğimiz için? Müşterilerime ben bakıyorum ne ihtiyaçları var. Uzun elbisesi mi daha çok, paltosu mu daha çok, gömleği mi daha çok? Ona göre bir tasarım yapılıyor, ona göre tasarım yapıyoruz. Bu bir kolaylık getiriyor. L şeklindeki dolaplarda o kör köşeyi kullanmak her zaman zordur. Kullanan kişiler hep zor, oraya kışlıkları atarlar. Yazın gelince işte değiştirirler. Ona bir çözüm ürettik burada. Nasıl? Bakın böyle döndürdüğümüz zaman ayakkabı ve çanta köşesi olarak kullanıyoruz burayı. İstediği ayakkabısını, çok istediği çantasını. Çok kullanışlı gerçekten. Böyle de hepsini düzenli bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Yatak odasına girer girmez dikkatimi çeken yatak başı oldu. Çünkü tavana kadar. Bunun sebebi nedir? Sadece yatak başı değil, yanındaki aynalar da tavana kadar. Artık hani son dekorasyon trendlerini bugün konuşuyoruz ya, aslında son trendler bunlar. Yani klasik mobilyacıdan gidip aldığımız yarım yatak başları istediğimiz tadı, hazı vermiyor aslında dekorasyon anlamında. Aynamızı nasıl buldunuz? Ben güzel, sorayım. Güzel gerçekten, fakat aynı yerine televizyon tercih etmek isterdim. Çünkü genelde gün içinde çok fazla yoruluyoruz ve televizyonun karşısında uyuyakalmak istiyoruz. Doğru, televizyon izlemeyi isteyen çok müşterim oluyor. Burada ikisini aynı anda yapmamız gerekiyordu. Çünkü yeterli duvarımız yoktu. Hı-hı. Bakın şimdi kameralarda gösteriyorsa göstereceğim. Sürpriz. Evet, aynamızın içinde televizyonumuz da açıldı. Burada reflekte camlar kullanıyoruz. Tabii özel bir tasarım bu. Zor bir şey değil ama sadece tasarlanması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, zevkinize sağlık. Rica ederim, hoş geldiniz. Benim için de büyük bir zevk oldu gelmeniz.